Merhaba arkadaşlar, bugün efsane bir şaka videosu ile karşınızdayım. Başlıktan da anladığınız üzere bugün anneme dövme yaptırdım, şakası yapacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım bunun için ama ben bunu gerçekten en iyi şekilde yapmak istediğim için dövmeciye gideceğim arkadaşlar ve geçici dövme yaptıracağım. Umarım geçicidir değil mi yani? Geçici tabii ya, muhtemelen dövme arkadaşlar çok korkuyorum ya. Ben dövmecilerden de çok korkan bir insanım. Ben gerçekten çok hazırım ve çok heyecanlıyım. Eğer siz hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar şu an geldik, gerçekten çok heyecanlıyım. Gelin beraber içeri girelim, ne seçeceğimi hiç bilmiyorum. Ben hiç model bakmadan geldim. Hadi yavrum gel bakalım içeride modellere. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben geçici dövme yaptıracaktım da yaptırabilirim. Burada kataloglar var. Evet. Gelin arkadaşlar, burada kataloglar direkt var. Bu buradan seçeceğiz. Gel otur abi. Yavrum ne seçeceksin? Ya bilmiyorum, bir sürü şey var baksana. Yani nasıl bir şey yaptıracağım? Ben burada anneme şaka yapmaya geldim. O yüzden böyle çok detaylı bir şey istemiyorum. Çok uzun sürsün de istemiyorum. Anneme şaka yapmak için bir şey istedim. Burada da kataloglar var. Gelin arkadaşlar beraber bakalım. Şimdi abi sen de biraz yardımcı olabilir misin bana? Ben nereden biliyorum? Hiç yaptırmadım ki. Çok fazla dövme modeli var gerçekten. Ben biraz bunlara bakmaya devam edeyim. Arkadaşlar burada bir de kedi var. Gerçekten nereye gitsem kedi beni buluyor. Her neyse, buradaki kataloglara bakayım o zaman. Seçeyim bir tane değil mi? Ben göstereyim, sonra beraber karar verelim. Tamam yavrum, seç sen bakalım. Tamam. Abi gel bak, bir tane böyle lotus çiçeğimsi tarzı bir şey bulun, ona benziyor. Bunu mu yaptın? Ben bunu beğendim. Tamam. Gerçekten beğendim ama nereye yaptıracağım bilmiyorum. Şimdi koluna ben yaptır. Kolumun içi diye düşündüm değil mi? Bir de başka tamam. Bir şey daha beğendim abi. Ne beğendin? Bunlar sanırsam Çince olması lazım. Buraya da böyle Japonca'dır sunrise, belki. Japonca da olabilir. Sunrise yapacağım. Yani? Gün doğumu. Kafam karıştı. Bu sunrise'ın arkadaşlar şurama düşünüyorum. Çok heyecanlıyım gerçekten. O zaman ben şimdi bunları size veriyorum. Siz içeceksiniz herhalde. Söyle vereyim. Tamamdır, biz bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buraya baskı yapılacakmış sanırsam değil mi? Geçsin diye. Boynumu döndüm. Arkadaşlar şimdi oturdum, koltuğa şu şekilde kına hazırlanıyor girls. Kınayla yapılıyormuş bu arada. Gerçekten çok heyecanlıyım. Böyle acımıyor değil mi? Yok kesinlikle. Acımıyor. Tamam. Daha önceden yaptım ben. Şey? Ortaokulda yaptım. Çiziyorlar üstüne sonuçta yani. Olabilir. Bir şey tamam olabilir ama korktum bir tık. Ne yapayım yani. Şu an çok heyecanlıyım. İlk buradakini yaptıracağım arkadaşlar. Bu görüyorsunuz, ilk bundan başlayacağım. Ondan sonra kolumu yaptıracağım. Tamam. Aa dokunuyor sadece. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Boyama gibi. Şu an bakın boynum bitti, ben şu an göremiyorum. Sence nasıl oldu abi? Gayet göremiyorum, çok merak ediyorum. Şimdi koluma geçti. Bunu izleyebileceğim, nasıl yapıldığını çok merak ediyordum çünkü. Bu daha biraz uzun sürebilir gibime geliyor çünkü bir tık daha büyük ama bilmiyorum. Şu an çok heyecanlıyım, sonucunu çok merak ediyorum. Arkadaşlar ikisi de bitti şu an. Şunlara bakar mısınız? Bir şey söyleyeceğim de annem hayatta anlamaz. Gerçekten anlamaz. Şuna yani bakar mısınız? Zaten bilmediğim için yavrum ödemeden. Ben çok heyecanlıyım eve gitmeye ve anneme göstermeye. O zaman hep beraber eve gidelim artık. Arkadaşlar şu an eve geldim. Ben ilk önce gizli kameralarımı kurmam gerekiyor. Bunun için eve gideceğim ama ondan önce dövmelerimin son halini göstermek istiyorum. Şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Çıkmıyor. Çıkmıyor zaten ve normal dövme gibi ondaki hani böyle. Boynumdaki de böyle ovalayınca falan asla çıkmıyor arkadaşlar. Zaten 15-20 gün kalacakmış bunlar benimle. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Annemin tepkisini çok merak ediyorum. Bunun için hemen eve gidip gizli kameralarımızı kuralım. İyidir, sen ne yapıyorsun? İyi, ben de öyle takılıyorum. Ama boynunda bir şey mi var? Yok ya boynum. Yok anne, boynunda bir şey yok. Kızım bakayım, bir şey mi ya anne, bir şey yok, bir şey ısırmadı ya öyle. Ben göremedim, bir bakayım. Hayır, ya. Hayır gerek yok ya. Bakmana ya. Dur bakayım. Anne yok bir şey, cidden önemli bir şey olsa ben gösteririm. Bu ne yağmur? Bu ne ya? Ya yani ne yapayım? Çok istiyordum. Ne demek çok istiyordum yağmur? Kime sordun? Yani İzin aldın mı? Abimle beraber yaptırdım. Nasıl abimle mi vardı yanında? Verdi evet. Daha neler? Gayet güzel olmuş bence. Sen neresi yapsın? Güzel olmuş yağmur? Yani benim bilmiyorum. Bu tür şeylere karşı geldiğimi bilmiyor musun? Yani bilmiyorum. Bir de koluna da mı yaptırdın kolundaki yağmur? Kolundaki daha güzel değil mi anne? Yağmur, inanmıyorum, inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Yani bunları yaparak beni bu hale getirmene hiç
hiç inanamıyorum Yağmur. Ya anne, hayır ama ne yapabilirim ya? Gayet güzel. Ne demek ben, ne yapabilirim ya? Ben beğendim. Bana bir sorabilir miyim Yağmur? Bir saniye anlatayım ben. Dövmetinin önünden geçiyorduk, tamam mı? Dedim ben uzun zamandır istediğim bir dövme vardı zaten. Sana da söylemiştim bunu yaptırmak ama için. Ama ben asla isim vermemiştim ama Yağmur. Ama ben böyle Çince şeylere çok bayılıyorum biliyorsun. Olabilir Yağmur. Ama ben ne yaşım kaç kızım? Tam bütün şeyleri yaptırmak. Olabilir 18 yaş. Nesi anne ama olabilir sağla, ya? Sağla zararlı kimyasal içerikler var. Hayır ya. Bir asla hayır, geri çıkaramıyorsun. Hayır bu arada sen ben şeyde bomba asla da yaptırmak istiyorum. Daha neler Yağmur? Evet. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Anlamış değilim ya. Anlamış değilim. Gerçekten anlamış değilim. Abi çağırayım abimi. Çağır abimi de bakayım. Çağır abi bakayım abini. Nasıl müdahale etmedi sana hiç? Abi gel. Ne kadar ayıp anne ya yaptınız. Gerçekten lan. Gerçekten anlamadım. Oğlum ne bunun hali? Ne oldu? Ne oldu? Gerçekten ne ben dövmeye ne kadar karşıyım bilmiyor musun? Sağlık açısından zararlı olduğunu anlata size. Kaç kez söyledim. Ya sana da yaptıralım. Ya bu dalga mı geçiyorsun sen? Anne, ya anne bak bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bak gidiyorduk. Dövmecinin yanından geçiyorduk. Böyle bir anda dedi abi gel dedi tuttu benim. Tam dedi attı dövmecinin içine. Ben de orada dövmecinin içinde şey diyemedim. Yağmur yapma ne yapıyorsun falan filan. Ne demek hemen diyemezsin de... oğlum ya? Ama ya ayıp ya dövmeciye de ayıp anne şimdi adamın ne demek ayıp ya? Şey yani... Öyle şey mi olur ya? Ay, ben dedim bak annem... Bu erken anlamıyorsun sen anlatman lazımdı Murat. Ama ben dedim anneye dedim yani hani şey yapmadım bak çok kızardı. Neden mi? Arayıp telefon etseydin bana. Yok ya, yani o an aklıma gelmedi ama çok kızardı. Hayır abi sen de beğendin kabul et güzel olmadı mı? Hele şu. Ya evet kolundaki güzel anne ama boynuna da yapılmaz yani. Evet. Değil mi anne boynuna ya. Ya bir mikrop kapsa. Evet ben tam de. Tam çağırdı anneme söyleyeceğim bu arada. Anne bu arada geçici değil bu biliyorsun değil mi? Hemen yarın gidiyorsunuz. Nereye? Hemen yarın gidip sildiriyorsunuz. Anne dövmeyi yaptırmışsın. Silinmiyor. Bilmiyorum nasıl yaptıysan öyle oluyor Yağmur. Anne siz iyice bana kafayı yedirtmeyeceksiniz ya. Anne bak kalıcı dövme bunu iğneyle derinin altına yapıyorlar böyle dız 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 diye böyle. Biliyorum. Hepsini biliyorum. Nasıl sildireceğiz anne o zaman? Bilemiyorum artık. Tam nasıl yaptın sen? Ne sakin olacağım ya? Sakin olacak halde çıkıyor ya. Dur ben de tansiyonumu açayım dur bir dakika. Hayret bir şeysiniz ya. Gerçekten hayret bir şeysiniz. Hiç inanmıyorum size. Hiç inanmıyorum. Hem yapıyorsun sen de gel tansiyonunu ölçeyim. Tansiyonu ölçeyim tamam. İyice beni. Getir. Abi. Sinir ettiniz. Sakin ol anne. Silahı getirdiğimde ben kaşıma şurasına yaptırmak istiyorum. Bir daha. Sen beni öldürecek misin Yağmur? Gerçekten. Tamam, derdin ne senin Yağmur? Ne oldu sana? Dilimi de mi derdirsem acaba? İyice sinirden... Tamam anneciğim bir sakin ol. Yağmur sen de niye öyle şeyler söylüyorsun ya? Anne... Ne oluyor sana? Ben... Biraz ikna etmeye çalışsana bir de gülüyor bak. Ben bir şey diyemem anne ne yapayım? Küçük sana yaptıkları? Ne yapabilirim gayet güzel. Gayet hoş duruyor. Anne bak yürü çok güzeldi bu tansiyonuma bak tansiyonuma. Tamam çok şey yapma anne bak. Sessiz olman lazım. Anne. Ölçmeyecek bak dur. Anne sana da yaptıralım anne. Yağmur bir dakika dur annene şey yapma şimdi bir tansiyonunu ölçüyoruz bak lütfen şey yapma. Hemen anne iyi misin? Anne. Bana dil altımı getiremem. Hemen getireceğim anne dur dil altımı da getireceğim şimdi. Neredeydi o? Ya bence yok, gayet güzel tamam, oldu. Yükselmemiş 13'e 7. Anne bir tamam, şey söyleyeceğim bence gayet güzel oldu. 13'e 7 bir şey yok. Bir de gülüyorsun Yağmur. Ama aynı boynundaki ben şu hayvan senden akıllı. Yalak senden akıllı. Ne de sen tamam, yapıyor? Ben bir anne kapını getiriyorum hemen kapını getiriyorum. Sanki sakin olun. Dur ben hemen alayım. Hemen fenalaşıyorsun. Ne demek fenalaşıyorsun? Anne ben hiç olacak şey mi? Ben bir de bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Artık söylediğini söyledin. Söyleyecek ne ko? Bunlar ölene kadar çıkmayacak mı? Biliyorum o yüzden bu kadar tepki veriyorum. Bağırma. Hemen gidiyorsun bunları sildiriyorsun. Silinmiyor. Murat sen de hemen en iyi bir klinik araştır. Anne abi de yaptıracak. Hayır yaptırmayacak abi. Yaptıracak. Beni iyice çileden çıkardınız. Allah. Çabuk ya. Tamam. Çabuk ya. İnanmıyorum. Ya pardon gülesim geliyor anne pardon. Tamam. Ha. Anne bir şey söyleyeceğim. Tamam bir sakin ol. Bir sakin olur musun? Tamam, nasıl anne, sakin çok olabilir? Çok önemli bir şey daha açıklamamız lazım. Ne? Çok ne oldu önemli. Yine? Çok bunun önemli. Daha kötüsü mü var? Evet çünkü senin görmediğin bir belinde de bir görmem var. Siz beni mahvetmek için herhalde bugün bir plan yaptınız. Bir yok, oyun ya. Oynuyorsunuz. Anne ki çok acıdı. Amacınız oh, beni diri diri mezara sokmak ya. Bunun bir de enfeksiyon kaptı. Gidin başından ya. Anne. Gidin vallahi gidin. Tamam anne. Gidin artık. Anne bir şey, son bir şey söyleyeyim. Gidin. Tamam son bir şey otur. Otur. Niye oturacaksın anne, ya? Niye oturacaksın? Son bir şey söyleyeyim. Sadece son bir şey söylemek istiyorum. Ne? Ne oldu? Yağmur söylesin. Ya ben söyleyemem abi. Sen söyle. Ne oldu yine? Sen söyle artık Yağmur söyle. Ne? Sen söyle.
beraber. Sen söyler misin? Şaka! Ya anne hepsi geçici dövme bunları. Derdiniz ne? Kadına niye ilaç verdin sen? Bayılıyor ya. Aspirin verdim, aspirin. Oh. Aspirin verdim. Anne iyi misin? İyisin değil mi? Tamam. Bak kameranın biri orada. Bak kameranın diğeri de şurada. Bak, bak şeyin arkasında anne. Neyse artık. Gerçek değil ya. Oyun oldu ya. 10 güne geçiyor anne. 10 gün 15 güne geçiyor. Bir dakika yağmur yapma. Sakın ha. Sakın ha. Asla ya. Yaptırmayın. Asla. Yapmaz tamam. Asla. Bu yapılırken çok istedim yaptırmak. Hayır. Yüreğime iniyordu yüreğim Allah. Baksana ter koşu aldı. Tamam o zaman arkadaşlar gördünüz anneme neler oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu arada hangi dövmemi daha çok beğendiniz lütfen yorumlara yazın. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.